Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Sizden gelenlerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine bugün sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Hemen lafı uzatmadan sorulara geçelim. İlk soru iyi ergen diye birinden gelmiş. Sizden, Facebook, Instagram üzerinden arkadaşlar bu soru. Sizden bir yardım isteyeceğim. Lenovo G500 laptopuma RAM SSD takmak istiyorum. Hızlandırmak için neler önerirsiniz? 240 GB SSD, 4 GB RAM düşünüyorum. Şunu hemen söyleyelim arkadaşlar. Bir laptopu hani işletim sistemi bazında hızlandırmak için SSD bile tek başına yeterli oluyor aslında. Çünkü hani biliyorsunuz bu eski laptoplarda, özellikle de hard disk bulunan laptoplarda bastığınız zaman açılması bazen böyle 5-10 dakikayı buluyordu. O tarz laptoplar, bilgisayarlar vardı. Evet. Hatta böyle açma tuşuna basıp içeri gidiyordum. Bir çayını mayını içiyordum, alıyordum. Ondan sonra açılıyordu kendine gelmesi falan. Ama SSD taktığınız anda bilgisayar zaten önemli ölçüde hızlanacaktır. Yanına bir de RAM takviyesi yaparsanız tadından yenmez, gayet yeterlidir. Ama burada 240 GB SSD taktıktan sonra sen eğer yanına bir tane SATA vesaire takmayacaksan o alan senin için yetersiz olabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Rezgin bir soru sormuş. Manas destanı gibi. Tır şoförüymüş bizim takipçimiz. Daha var mı ya? Daha aşağı. Var aşağı iniyor böyle. Oku bakalım hadi. Merhaba güzel hadi kardeşim. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Merhaba güzel kardeşim. Benim Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeliyle ilgili 2 adet problemim var. Tır şoförü olduğum için önemli sorunlardan birisi yük boşaltacak adresi ararken firmayı adres setayı soruyoruz. Ya da evraklarda olması gereken bazı şeyleri soruyoruz. Karşı tarafta telefonda söylüyor tabii. Araç kullanırken bunları yazarak not etme şansımız olmadığı için ses kaydına güveniyoruz. Bu da bize çok güzel bir kolaylık sağlıyor. Fakat telefonun ses kayıt uygulamalarında ürünü alırken içinde var olan uygulaması olmasına rağmen kesinlikle ses kaydı yapmıyor. Onlarca uygulama indirip diğerlerinde de sorunu çözmeye çalışmama rağmen bu sorunu çözemedim. Bu telefonu İspanya'dan almıştım, araştırdım, bu sorun bu modellerde mevcutmuş. Bu konuda bir yardımınız olabilir mi? Teşekkür ederim. İkinci sorun ise... Dur abi nefeslen, yaşlı adamsın ya. İkinci sorun ise örneğin bir video seyrediyorsunuz. Yani telefonu meşgul ediyorsunuz. O anda sizi birisi arıyor. Normalde telefonda sizi arayan birisi olduğu ekranda belirir ve siz de telefonu açma düğmesini kullanarak ya meşgulü atarsınız ya da cevap verirsiniz. Bunda ise ekranın üstünde birkaç saniye arayan beliriyor. O da birkaç saniye cevap verdiniz, vermediniz. Arayan ekran üstünde arama görüntüsü kayboluyor ama telefon çalmaya devam ediyor. Siz de telefona cevap vermek için ekranda bu hizmeti verebilecek cevap verme görüntüsü tuşu arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ancak baş parmağınızı ekranın üstünde aşağıya doğru kaydırıp karşısına çıkan onlar satır arasında arayanı bulup cevap veren basıp bu şekilde cevap verebiliyorsunuz. Bunun için de bir çözüm var mı? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sen bir nefeslen bence. Yoruldum ya. Şimdi arkadaşlar bir kere önce şunu belirtmek gerekiyor. Daha önce de zaten söyledik. Xiaomi'nin MIUI arayüzü sorunu bir arayüz. Dolayısıyla gelen güncellemelerde hani bir sorun düzeltirken farklı sorunlar ortaya çıkıyor ve bu sorunlar bütün modellerde ortaya çıkmıyor. Şöyle bir durum var. Atıyorum Redmi Note 8, 1000 tane Redmi Note 8 alalım. Yeni bir güncelleme geliyor. 100 tane Redmi Note 8 bu güncellemeden sonra işte çeşitli hatalar vermeye başlıyor. Ama bakıyorsunuz diğer 900 Redmi Note 8'de hiçbir şey yok. Dolayısıyla arayüzden kaynaklı bazı sorunlar olabilir. Redmi Note 8 için söylüyorum bunu. Bir de şu sorun var. Hani bir şey izlerken mesela telefonun kendi arayüzünde bazı özellikler olabiliyor. İşte beni rahatsız etme ya da işte bir kere göster, iki kere göster gibi. Ayarlara girip bu menü altındaki hani opsiyonlara, seçeneklere bakarsanız belki oradan bir düzeltme imkanı olabilir. Ses kayıt olayında da muhtemelen telefondan kaynaklı bir sorun olabilir ya da yazılımdan kaynaklı bir sorun olabilir. Bence güncelleme almış. Güncelleme bir baksın yani orada. Bilmiyorum, belki Avrupa'dan alınan telefonlarda o özellik yoktur. Hani biliyorsunuz sonuçta ses kaydı çok şey falan değil. Hukuki olarak yasal değil. Belki öyle bir kısıtlama vardır Avrupa telefonlarında. Güncellemeyi belki ona göre veriyorlardır. Dolayısıyla ses kaydı yapılamıyordur. Bu tarz bir şey de olabilir. Evet. Mesela atıyorum Dubai'deki iPhone modellerinde FaceTime olayı yok. Yani oradan gelen bir telefonu siz burada kullansanız dahi FaceTime'ı kullanamıyorsunuz. Ki güncelleme gelse dahi ya da herhangi bir program indirseniz dahi hiçbir şekilde FaceTime vesaire kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'da satılan Xiaomi modellerinde de belki böyle bir şey olabilir. Tam net emin söylemiyorum ama belki olabilir diyorum. Onun haricinde de anlattığın şeyler yazılımsal sorunlar gibi duruyor. Yani bunların hiçbiri donanımla alakalı sorunlar değil.
Şimdi Atilla Durukan demiş ki bize, merhaba sayın teknoloji okul yöneticileri. YouTube'da Alcatel 3T 10 Bluetooth tablet videonuzu izledim. Orada 2 megapiksel olan kameraları 5 megapiksele çıkartılabildiği söylüyordunuz. Bu nasıl yapacağınız bilgisini verirseniz sevinirim. Saygılar Atilla Durukan. Ya o işte şey muhtemelen o Alcatel dediği Alcatel'in 3T'sini hani sana bir tane gelmişti. Evet. O otomatik olarak yapıyor arkadaşlar. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Muhtemelen ayarlarda bir şey vardır. Hani 3 megapiksel, 2 megapiksel ya da 5 megapiksel diye seçtiğiniz zaman otomatik yapıyor. Sizin bir şey yapmanız gerekmiyor. Kamera ayarlarında vardır yani. Hani evet. Telefonlarda yüksek çözünürlükte fotoğraf çekme vesaire olayı var ya, muhtemelen onda da benzer bir olay vardır. Mürsel Uluç demiş ki, abi ben Huawei MateBook D15 almıştım ama içerisinde nasıl uygulama yükleyeceğimi anlayamadım. Yardımcı olsanız sevinirim. MateBook D15 bilgisayar arkadaşlar. Windows'a yani, yükleyebilirsiniz her uygulamayı. Normal uygulama yüklüyorsunuz yani. Herhangi bir şey. Özel bir uygulama yöntemi yok. İşte egzesini bulduğunuz uygulamaları, yazılımları yükleyebilirsiniz. Şimdi YouTube'dan gelen sorulara geçelim arkadaşlar. Purple Yasemin. Şimdi bu soru çok geldiği için ben farklı videolardan aldım bazı soruları. Huawei tabletler için çok şunu soruyorsunuz. Hani sormayın diye ya da soranlar için toplu bir yanıt olsun diye bunu burada söylüyorum. Abi Zoom ve EBA'ya giriliyor mu diyor. Giriliyor arkadaşlar. Huawei tabletlerinde yeni, yani son dönemde çıkanlardan bahsediyorum. Google servisleri yok ama hem Zoom'a hem de EBA'ya girebiliyorsunuz. Hepkelerde zaten uygulama var. Bir de şey olayı var mesela abi. İlk tableti kuruyorsun ya. O kurulumda sana şeyler, uygulamalar öneriyor. Evet. O uygulamaların içinde de zaten EBA vesaire var arkadaşlar. Direkt indir dediğinde, hani bu önerdiğin uygulamaları indir dediğinde zaten tabletiniz kurulduğu anda EBA'da kurulmuş oluyor. Şimdi bu Osman'a gelen bir soru bu. Mobil oyun diye bir takipçimiz yazmış. Abi lütfen acil cevapla. Benim telefonum Xiaomi Redmi 8 64.4. Bugün MIUI 12 geldi. Sence güncellemeli miyim? Şimdi değilse ne zaman güncellemeliyim? Şimdi MIUI 12 yeni geldiyse dostum biraz bekle. Yani söz konusu Xiaomi olduğunda her zaman beklemek biraz daha iyidir. Zaten yeni gelen güncelleme böyle çok aman aman bir şeyler önermez. Biraz bekle. Ne kadar? Bir hafta bekle mesela. Zaten bir hafta sonra teknoloji sitelerinde falan da takip ediyorsan sorunlar çıkarsa orada görürsün işte şu sorun çıktı, bu sorun çıktı diye. Baktığın hiçbir sorun yok, insanlar memnun. O zaman yükleyebilirsin. Bunu şu yüzden söylüyorum arkadaşlar. Xiaomi biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda da pek çok güncelleme yayınladı, onları geri çekti, yayınladığı güncellemeler hatalıydı ki hala muhtemelen Xiaomi cihazını güncelleyip de yama bekleyen arkadaşlar da vardır diye düşünüyorum ben. Şimdi Hakan Muhafız demiş ki Poco F2 Pro almayı düşünüyorum ama telefonun ağırlığı aklıma takıldı. Kullananlardan geri dönüş alabilir miyim? 220 gram çok rahatsız ediyor mu ya da alışılıyor mu? Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Alışırsın tabii yani. Alışırsın yani. Çok ağır değil yani. 220 gram yarım kilo değil ama tabii diğer telefonlara göre ağır mı? Şöyle bir şey oluyor mesela. Ben bunu test ederken de yaşıyorum. Örneğin geçtiğimiz günlerde Oppo A73 gelmişti. Telefon çok hafifti. Hani malzemesi hafifti çünkü. Arka kapak falan tasarımı değişik bir şeyden yapmışlar. Çok hafif geldi elime. Ama şimdi ondan sonra sen Poco'ya geçersen onun ağırlığını böyle tuğla taşıyormuş gibi hissediyorsun yani. Ama bir süre sonra alışırsın. Sıkıntı olmaz. Şimdi Mixed Shadow isimli bir kullanıcımız demiş ki TP-Link'in Deco X20 modeli için onu da incelemiştik geçtiğimiz günlerde. Akıllı ev için sizce iyi mi abi? Lütfen geri dönüş yapın lütfen demiş. Yapıyoruz zaten yani şeyleri, soruları arkadaşlar. Akıllı ev için de onu ben incelemiştim o ürünü. Gayet güzel bir ürün. Ben mesela evde de Deco'nun farklı bir modelini kullanıyorum. X20 serisi değil ama E2 serisini kullanıyorum. Akıllı ev ile ilgili her türlü uygulamanızı o cihaz üzerinden, mesh özelliği var zaten X20'nin de diğer Deco, bütün Deco ürünlerinde kullanabiliyorsunuz. Zaten normal bir router'dan ya da access point'ten bir farkı yok. Bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Sorunsuz olarak kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi site üzerinden gelen sorulara biraz bakalım. Cemal Çağatay Çetin demiş ki hocam 150'lerin altında bir kablolu kulak içi kulaklık önerebilir misiniz? Ama kablolu kulaklık biz son zamanlarda hiç test etmedik açıkçası. O yüzden hani sana bir şey önerip de yanıtmak zor. Ama 3 aşağı 5 yukarı hepsi iş görür ya. Hani ya kablolu kulaklıklarda yani çok fazla sorun yok. İnanılmaz bir teknoloji yok yani. Yani ama kablolu kulaklıkta kalmadı abi. Hayır mesela bazen ben görüyorum marketlerde falan, teknoloji marketlerinde veya Migros'ta falan. Böyle var küçük uygun ürünler, hani alırsın. Zaten onun ömrü hani öyle çok uzun yıllarca kullanılacak şeyler yani değil. Kablolu kulaklıklar çok şey değil ya. O kablo bir süre sonra soyuluyor moyuluyor. Biraz daha para koysun da bence kablosuz kulaklık al ki biraz daha para koysan güzel kablosuz kulaklıklar alırsın. Ya da hani kablolu kulak üstüler de var ama hani var 150'de çok güzel modeller alınabilir. Bilinen bir marka olduktan sonra 3 aşağı 5 yukarı kaliteli bir şey alınır diye tahmin ediyorum. Falan var mesela o aralıkları. Biraz daha o bütçe dostu oluyor diğer modeller.
Şimdi Ahmet demiş ki iPhone 11 Pro 5.8 ekran, iPhone 12 serileri 6.1. Sadece 12 mini küçük ekran, sizce sonraki Pro modellerde 6 inç altında ürün çıkar mı? Ayrıca parmak izi okuyucu olacak herhalde. Okuyuculuk model üretilir mi? Valla Apple söz konusu olduğunda bir şey söylemek gerçekten güç oluyor. Çünkü ne yapacakları belli olmuyor. Ama parmak izi okuyucusunu herhalde bu saatten sonra dönmeyecekler. Koymazlar yemin ederim. Yani dönselerdi bu sene dönerlerdi yani, emin olun. Şu anda onlarla ilgili tek soru o çentik kalkacak mı kalkmayacak mı? Küçülecek mi küçülmeyecek mi? Malum millet artık hani katlanan ekranlara falan geçti, full ekran. Bunlar hala o çentikte 3-5 senelik şeyle devam ediyorlar. Ama bir şekilde de satıyor. O yüzden adamlar da çok umursamıyor. Aynen öyle. Yusuf Erkol demiş ki bu son sorumuz oluyor arkadaşlar. Abi Mi 11 Mi 11 Pro var ama Mi 11 Pro Plus diyorlar. O var mı acaba? Bu zaten bu Xiaomi'nin bu telefonlarını verdiği isimler beni var ya. Böyle dereden dereye atıyor, öyle söyleyeyim yani. Arkadaşlar, Mi 11 T Pro'lar bilmem neler onlar. Bu Xiaomi olsun işte, bazen Huawei olsun, Oppo olsun. Bütün modellerini getirmiyorlar Türkiye'ye. Örneğin Mate 40 Pro Plus da çıktı. Gelmedi. Ama gelmedi. P40'ta da aynı şey vardı. Gelmedi. Mi 11 Pro Plus daha tanıtılmadı. Mi 11 Pro... Peki konuşuluyor mu? Var mı muhabbeti? Ya her zaman muhabbeti var, var da. Gelir ortada... gelmez mi o biraz soru işareti işte. Mesela geçtiğimiz yılda Mi 10 Ultra geldi mesela. Ona da işte Pro Plus demişlerdi. Adamlar Ultra diye. Belki bu sene de Mi 11 Ultra gelecek. Yani onu bilemeyiz. Şu anda en azından hani Xiaomi'den resmi bir açıklama yok. Ama olsa bile Türkiye'ye gelir mi? Asıl sorulması gereken soru bu bence. Mesela Mi 11 Ultra... Mi 10 Ultra gelmedi herhalde Türkiye'ye, ben de görmedim. Görmedim yani hiç mağazada falan. Hani belki şey getiren varsa, Grey Market falan getiren varsa o vardır yani. Resmi olarak gelmedi ama. Ya şimdi Çinliler de çok böyle uçuk fiyatlı telefonlarını getirmiyorlar arkadaşlar Türkiye'ye. Çünkü onlar da diyor satamayacağız diyor. Yani biz buradaki sattığımız telefonlar belli işte. 3000 lira ile 6000 lira arasındaki cihazları satıyoruz. Dolayısıyla onları getirmeye gerek yok diyorlar. Ki bence de haklılar bu konuda. Evet arkadaşlar, bu haftaki sorularımızın da sonuna geldik. Soruları nereden bize ileteceksiniz? YouTube kanalımızdan bu videonun altına yazabilirsiniz. Farklı videoların altına yazabilirsiniz. Teknoloji Oku Instagram, Twitter, Facebook hesaplarından paylaşırız. Bize soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda da site üzerinden de bizlere soru iletebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kadar yol, yöntem üretiyoruz. Nereden yazarsanız yazın yani. Yazın, siz yeter ki yazın. Biz elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Haftaya yepyeni soru cevap programıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.